Evet, yine e, Seydi Kemer ilçemizin Seydiler mahallesindeyiz. Az önce çekmiş olduğumuz bir tane parselimiz vardı. O parselin hemen bitişiğinde yine bir parselimiz daha var. E, i̇kisi de yan yana olduğu için, evet, işin de enteresan tarafı ikisinde e, buradan köy içine geçen yol cephesinin olduğunu e, artık buradan belirtmiş olayım ben size. Şu an hemen önünde durduğumuz e, bu ev, e, bu tapuya işlenmiş. Ve öncelikle ben size arazinin yüz ölçümünü vermiş olayım. Burası 842 metrekare net olarak. Ve gördüğünüz üzere hemen evin yan tarafında o e, su e, şebekesi yani buradaki resmi e, olarak e, şebeke suyunuz e, bağlanmış evin yan kısmında. Zaten ev belki de yakın döneme kadar belki kullanılmış bir ev ama e, baya da yine bir eski bir ev. Mutlaka bir tadilat görmesi gerekiyor. Çünkü çatısı falan da eskimiş artık. Hemen de yukarıdan Yukarıdan çatıdan içeriye giren bir elektrik kablosunun sistemini görüyorsunuz. Yani burası az önce de belirtmiştim diğer videoda. Burası köy yerleşik alan içerisinde olan ve köy içi imarlı 842 metrekare bir parsel. Ve işin güzel tarafı hemen ön tarafından bu köy yolunun, karasuyu yolunun geçiyor olması ve bir de resmi olarak elektriğinizin, suyunuzun bağlı olması. Aynı zamanda bu ev eski ev olduğu için tapuya işlemiş bir ev olduğu için de e, herhangi bir tadilatla ilgili hiçbir sıkıntınız olmayacak. Burayı sadece bir tadilat ussatıyla rahatlıkla e, normal bir eve çevirme durumunuz var. Biliyorsunuz köy yaraşık alanı içerisinde kalan e, parsellere şu anda e, bu bir, dönüm, bir dönümün altında kalan parsellere bir tane inşaat hakkı veriliyor. O da e, ne demek? E, toplamda 250 metrekare olmak üzere bir tane inşaat hakkınız var. İsterseniz bu inşaatı yatay olarak, ister isterseniz de e, dikey olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine belirteyim, e, evin hemen yan kısmından girdik bahçeye doğru. Bahçemiz arkaya doğru genişliyor. Ev e, yoldan tarafa yapılmış. Yani yola sıfır gibi düşünülmüş ev. O şekilde yapılmış. Buradan yukarı doğru giden yine parselimizin bir devamı var. Bahçelerimizin içerisinde de anne görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir zeytin bahçesi var. Onu da buradan belirteyim ben size. Bakın içerisinde çok olmamakta bir beraber yaklaşık bir 14-15 tane zeytin ağacınız var. Bu parselin içerisinde. Gayet kullanışlı, geniş, rahat bir yer. özellikle de belirteyim onu ben size. Hem içerisinde tam meyveye gelmiş yaklaşık 15 yaşlarında zeytin ağacı meyveleriniz var. Bir de burası arka tarafta kaldığı için yani evi ön tarafa almışlar. Bahçeyi de arka kısma doğru alınmış. Burada da bahçeniz hafif yamaç bir durumda. Buradan da hem manzara olarak hem de bahçe olarak rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Bakın önümüzde çok güzel bir manzara var. Yani bahçenize çıktığınız zaman şu görüntü zaten insanı büyülüyor fazlasıyla. Ve önümüzde çok büyük eski tarihi çam ağaçları. Onunla birlikte de hemen karşıda yine görüyorsunuz. Orada çok güzel zeytin bahçeleri var. Yine buradan karşıdan baktığınız zaman da torosları ve torosların zirvesindeki o kışın bembeyaz karları rahatlıkla görebileceksiniz. Evet. Şimdi bahçemizin diğer bir kısmına geleyim ben size. Belki bunu daha önceki videolarda belirtmemiş olabilirim. Fakat şimdi tam da öyle bir yere geldik ki muhteşem de. Biliyorsunuz yemeklerimizde kekik dediğimiz bir baharat var. Biz e, kekiksiz burada pek yemek yemeyiz. Ve e, geldiğimiz nokta şu. Bahçemizin arka kısmında çok güzel bir kekik bahçesi var. Aynı zamanda bu kekik bahçesi de tabii ki size ait. Şu anda da tam çiçekleme döneminde. Hepsi domurcuk. Ve Şuradan bir tane alalım. Oh. Şunu görebiliyorsunuz değil mi? Ben size şuradan göstereyim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Evet. Burada geldiğiniz zaman hiçbir şekilde kekik, ada çay, buna benzer baharatlara asla burada para vermiyorsunuz. Çünkü hemen bütün dağlarımızda olduğu gibi burada Bahçelerimizin içinde, bahçelerimizin kenar taraflı kenarlarında her yerde burada şöyle gördüğünüz gibi şu anda tam kekiklerin çiçekleme zamanı, muhteşem bir koku, hafif rüzgar estiği zaman da bu kekiklerin kokusu böyle burcu burcu e, ruhunuzu okşuyor e, diyebilirim. Bakar mısınız bahçenin arka kısmı komple kekik. Yani buralarda e, bütün dağların etrafında eteklerinde rahatlıkla ada çayı ve kekik bol miktarda mevcut. O yüzden buraya geldiğinizde çok da fazla baharata para vermeyeceksiniz. Şimdi diğer taraftan göstereyim ben size. Üst taraf biraz daha yeşillik. Çünkü dediğimiz gibi burada su sorunumuz hiçbir şekilde yok. Hem sulama suyumuz hem de burada içme suyumuz rahatlıkla karşılanıyor. Çünkü bu bölgede Seydikemer bölgemizde onu da özellikle belirteyim. Bakar mısınız şu kekiklerin güzelliğine. İşte bizim buraların her yeri ayrı bir güzel. Her yeri mor çiçekli. Böyle rengarenk misk kokulu, burcu kokulu dağlarımız, ovalarımız e, hepsi bundan ibaret. Zaten buraya gelince de fazlasıyla bunları e, bizzat yaşayacaksınız. Yine parselimizin içerisinde birkaç tane olmak üzere buraya daha henüz şu anda fidan aşamasında ama bakın narinciye ağaçlarımız buraya dikilmişler. Bunlar sanırım limon ağaçları. Çünkü yapraklarından biz bunları anlayabiliyoruz. Evet. Burada 3 tane de e, limon, limon ağacınız mevcut bahçenin içerisinde. Evet dediğim gibi içeride yaklaşık 13-15 tane tam meyveye gelmiş çok güzel zeytin ağacı meyveleriniz var. İşin güzel tarafı. Diğer taraftan dediğim gibi tapuya işlenmiş hemen alt kısmında e, bir de eviniz var. Onun da resmi olarak elektrik, suyu, her şeyi bağlanmış durumda. Yine ifade etmek gerekirse son olarak e, parselimiz 842 metrekare yüz ölçüm olarak ve e, yola cephe kısmında çok çok güzel bayağı geniş bir yol cephesi var. Yaklaşık bir 35 metre civarında bir yol cephemiz de mevcut. Zaten burası demiştik biz köy yerleşik alanı içerisinde. Burası köy içi imarlı ve buraya her şekilde eee tadilat ruhsatıyla ev yapabilirsiniz. Bunun haricinde yine arka tarafta çok güzel geniş bir bahçenizde kalıyor. Bu evi 90 metrekare sayarsak ve 100 metrekare. Zaten yer geride 750 metrekare, 740 metrekare. Çok büyük, çok geniş bir alan olacak. İşin diğer güzel tarafı da hemen arka tarafınız komple çamlık. Yani orman bölgesi arka taraf. O yüzden de arkanızda komşunuz olmayacak. Ön tarafınız zaten çok açık ve rahat. Muhteşem, çok güzel bir manzara. Evet, 842 metre 842 metrekare yüz ölçümü olan ve önden e, köy asfalt yolu geçen çok güzel bir parsel daha size buradan sunmuş olduk. Bununla birlikte yine diğer bütün e, detayları ben videonun altında paylaşmış olacağım. Evet, şimdi bu kadar e, devam ediyoruz. Hoşçakalın.